kardeşi, iki kadim dostu olan şehrin, kadim dostu uzun yıllardır devam eden iki başkanın takımının güzel dostça biten, kardeşçe biten bir müsabakası. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın artık planlamaları yapılmaya başlamış. Ligde tabii o ortadaki baştaki heyecan kalmamış ama buna rağmen gene de çocuklar tebrik etmek lazım. İyi bir maç çıkarttılar her iki takım sporcular da. Benim önemsediğim tarafı saha içerisinde ne hakemi zorlayıcı ne sporcuların birbirini zorlayıcı bir hareketin olmaması. Sporda görmek istediğimiz tablo bu. Hele hele Sivas ve Kayseri maçlarında görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu. Bu sonsuza dek bu kardeşlik, bu dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivas sporumuza da, Kayseri sporumuza da yürekten başarı diliyorum. Zor bir süreç arkadaşlar. Futbolu yönetmek, sahaya çıkartmak, oynatmak hepsi birbirinden zor işler. Ekonomisi çok ağırlaştı. Onun için şehirlerin takımlarına ve takımı yöneten yönetim kurullarına destek olması lazım. Bu çok değerli. Şimdi tek başına ne Mecnun Başkan bu işi götürebilir, ne Ali Çamlı götürebilir. Bunu hep topyekun şehirler sahiplenip taşıyacaklar. İnşallah Sivas'ın da Kayseri'nin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasında hem Mecnun Başkan'a hem bana şehrimizin destek olacağını ümit ediyor. Hepinize göstermiş olduğu değerli ev sahipliği için önce Mecnun Başkan'a, sonra da tüm Sivas halkına teşekkür ediyorum. Bizim Mensah'la sözleşmemiz sona erdi. Gavranoviç de sona erdi. Majid'le daha görüşmelerimiz devam ediyor defanstaki arkadaşlar. Onun haricinde Emrah Başsan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Başka da bizim süresi dolan sporcumuz yok. İnşallah yani Mensah'la Gavranoviç kesin gitti. Atamah ve Emrah'la da görüşmelerimiz devam ediyor.